Stoper'de Medel ve Pepe oynuyor. Bu son dakika gelişmesini verelim. Rasim'e dönelim. Şimdi hocamın son dediği, tabii bence geyik yani, bu golü molü bilmem ne ama. Ne? Şimdi yani o golü geçecekti, kendini geçecekti falan. Ama bak. Şimdi burada Ahmet Çakar'a haksızlık yaptınız kanalda. Fotoğraf verelim. Sen Ertem'cim spor yazarı kimliğin de var ve spor yazarı olarak bilimsel futbol ekolünden geliyorsun değil mi? Sen geldiğin bir yer var, baktın işte. Ertem Meleke gibisin. Yani o şeyi bir seviyorsun. Şimdi böyle baktığın zaman futbol mentalitesi açısından baktığın zaman Aykut Kocaman kendi tabiriyle söylüyorum, karakterli oyunculardan kurulu takımı severim diyen, kendi cümlesidir bu. Ne demek o? Ne demek bu? Ne demek bu? Karakterli oyunculardan kurulu takımı severim diyen böyle bir yıldız, kaprisli yıldız, antrenmana gelmez, ona özel ihtimam gösterilecek, diğer oyunculardan ayrı tutulacak, bunlara inanmayan takım oyunu oynayan takımda da birilerinin sivrilmesinden çok hoşlanmayan. Ne demek o ya? Sivrilse bile. Yani Messi gelse. Dur. Sivrilse bile. Aykut Kocaman'ın futbol felsefesi ben budur. Ben konuşamıyorum bu kadar net. Aykut Kocaman'ın futbol felsefesi budur. Sivrilse bile bir yıldız oyuncu kaprisli olmayacak. Diğer oyuncularla eşit hareketler yapacak. Onlar gibi yiyecek. Öyle onlar gibi yiyecek. Ama. Diyen bir futbol adamı mıdır Aykut? Öyledir. Öyledir. Ama öyle zaman, bir şey yoktur futbolda. Sergen Yalçın varsa Sergen başkadır. Şimdi o zaman Aykut eleştiriyorsun. Şu an Aykut eleştiriyorsun. Alex o zaman Ahmet Çakar'ın da. Hayır. Ahmet Çakar'ın şey da. Ama daha halk tabiriyle. Halkın anlayacağı tabiri sözü bu. Aykut Kocaman şunu kabul etmez. Bak, bazı ayrıcalıklar verilmelidir. Terim. Hacı'ya davrandığı gibi. Dinle beni. Hacı'ya davrandığı gibi mi davranıyordu Emre'ye ya da diğer oyunculara? Şimdi Fenerbahçe'de birkaç tane futbolcu ayrı. Kalbine kırılmasın. Birkaç tane futbolcuyla da kalkıp Valbuena'yı aynı kefeye koyarsam. Koyar. Valbuena'yı ayrı. Peki Aykut öyle değil mi? Fenerbahçe'de birkaç tane futbolcuyu. Erdem, bence bu Aykut Kocaman'ın hatasıdır. Eğer böyle bir şey varsa ki yok. Bu Aykut için Barış Tutlar falan futbol muhabirleri kitaplar yazdılar. Rasim. Aykut Kocaman'ın futbol felsefesi. Saygı duyarsa duymazsın. Hayır onu demiyorum. Aykut Kocaman yıldız sevmez. Hayır ama Valbuena'ya karşı 5 haftada böyle bir şey hissedemez. Valbuena'nın sosyal hayattaki tavırlarını bilmiyorum. Ya kardeşim. Ama örnek veriyorum. Ahmet Çakar diyor ki böyle olacak diyor. Ben kabul etmiyorum. Ertem sen teknik direktörsün. Ertem sen teknik direktörsün. Ben de süper bir yıldızım. 10 dakikada maçı kaderini değiştiriyorum. Tek hareketle falan var. Evet. Ama antrenmana arada geliyorum, benim gelmiyorum. Benim için çalışman yeterli. Örnek, takım için de puana götürmen yeterli. Aykut ne yapar böyle oyuncuyu? Yanlış. Yanlış. Istemiyorum. Bak yanlış. O zaman Ahmet Çakar Aykut. Tamam da Rasim yanlış. Aykut Kocaman der ki. Yanlış şeyler anlatıyorsun karaktersiz kardeşim. Karaktersiz bir yıldızsansa. Bir teknik adam gözüyle bir konuşsun. Yanlış anlatıyorsun. Teknik adam olarak şimdi yanlış anlatıyorsun. Yani. Bir antrenör böyle düşünebilir. Ama Alex Souza senin dediğin gibi bir oyuncu değil. Alex'i demedin. Ama konu Alex'i anlatıyorsun. Alex de Souza hiçbir ayrıcalık istemeyen, disiplinli, idman kaçırmayan, disiplinli. Herkesten daha disiplinli, herkesten fazla işine saygı gösteren niye bir adamdı. Kovdu? Ya kardeşim bir de Fenerbahçe'nin kazanmış, Alex futbolu bırakmış, geçen gün 40 yaşına basmış. Hala bu konuyu konuşmak Fenerbahçe'ye zarar verir. Peki niye kovdu? Ne gereği var şimdi bu konuda? Niye kovdu? Alex'i açmanın ne anlamı var Hoca şu anda? Hoca açtı. Hiçbir gereği yok. Artı, haklı mıydı? Artı Alex de Souza Fenerbahçe'ye geldiğinde Aykut Kocaman İstanbulspor'da teknik direktördü. Daha yeni başlamıştı bu mesleğe. Ama Valbuena'yı senelerdir isteyen bir adam. Aynen öyle. Kendisi istiyor. Marsilya'dan beri. Marsilya'dan beri Valbuena'yı istiyor. Çok sevdiği, evet, çok tuttuğu bir oyuncu. Aynı örnek değil onun için. Demek ki dolayısıyla Valbuena'ya Alex'e yaptığını Valbuena'ya yaparsa kendiyle çelişmiş. Peki soru şu. Dolayısıyla Alex hocam sence doğru muydu? Hocama bir soru var. O dönem bir dakika önce. Ben o dönem doğru muydu sence? Onu bütün Türkiye ya, benim fikrimi biliyor. Bir daha söyle ben bilmiyorum. O dönemdeki benim fikrim, ben her zaman Alex de Souza'nın haklı olduğunu düşünüyorum. Bir arkadaşımız. Ölene kadar da öyle düşüneceğim. Ama bugün bu konuyu açmanın bir anlamı yok. Bir arkadaşımız hocaya. Gelmiş Alex de Ahmet Souza. Hocaya bir arkadaşım bir soru. Mutluyorlar kaptan. Bir arkadaşım Ahmet Hoca'ya bir soru sormuş. Abi demiş, yani polemiğe girmek istemiyorum. Ahmet Hoca kırmızı kart gösterdiği futbolculara, o futbolcuları kıskandığı için mi kırmızı kart gösterdi? Futbol kurallarına aykırı davrandığı için mi yoksa? Çok saçma. Bu arkadaşın senin
Tanıdığım birisi. Zeki bir adam yoksa gerizekalı mı? Yok ki. Ben isim söylemeyeceğim, söylemeyeceğim. Bir ismini göreyim. Yok, isim söyleyemeyiz. Zeki mi diyor çoğu arkadaş? Zeki mi? Zeki hocam, çok önemli aptal bir dedi ya hocam. Önemli bir adam Zeki hocam. Hocam şimdi senin söylediğin örneğe göre çok normal bir soru bu. Niye sen hani öyle bir örnek verdin ki? Hani Valbuena 25 öyle atarsa sormayacak. Alex öyle hani Alex gibi olacak, yıldız öyle olacak. Sormayacak. Aykut kıskanacak. Öyle sormayacak. Ahmet Hoca'nın Ahmet Çakar, sen bir gün MHK başkanı olursan. Ha, en iyi mesela Cüneyt Çakır da şu andaki gibi dünya çapında başarılı değil de o yolda ilerlerken önünü keser misin diye sorsa bu arkadaşın zekasını saygıyla anarım. Tamam. Şimdi ne diyor burada? Fenerbahçe taraftarı, voleydeki anketimiz. Evet. Ahmet Çakar'ı Fenerbahçe taraftarı hangisini daha çok seviyor? Aykut Kocaman %16.7. 5'e katlamış. %83.3. 5'e katlamış. Vallahi o zaman Fenerbahçe taraftarı şampiyonluk falan beklemesin. Abi ne alakası var? Alex düşünmüyorsa. Arkadaşlar, ne alakası var ya? Ne alakası var ya? Şimdi başka bir şey. Şuraya bak ya. Ama bu ne var? Bu gayet normal ya. Başka bir şey, öyle değil mi? Şimdi bir şey söyleyeceğim sana oraya. O başka bir konu. Şimdi Alex, abi başka bir şey o. Alex'i kimseyle karıştıramam. Aykut Kocaman mı Fenerbahçe'ye daha çok şey verdi? Alex mi? Bakın. Ay Alex. Formasını giydi ya Aykut Kocaman. Bir dakika durduk. Alex'e giydi. Alex de verdi abi. 8 senenin Alex'in de. Arkadaş Alex de verdi. Alex'in de bir yükselişi vardır. Abi, bu doğru bir soru eşleşme değildir. Burada Alex çıkacak belli. Çünkü ya. Biz şöyle bir insanız. Mağdur edebiyatı bayılırız. Mağduru severiz. Alex buradan mağdur oldu gitti falan filan. Buna ben öyle bakmam. Buna, bu da yani %90 falan da çıkabilir. Ben buna öyle bakmam. Ya kardeşim bir şey öyle soracağım ben. Abi. Şimdi Fenerbahçe'yi Daum değil mi? Daum kaç kere şampiyon yaptı? Daum'un şampiyonluk sayısı 3 kere falan mı? 2 kere evet. mi? 3 kere mi ne? Şimdi oraya yazsak biz Fenerbahçe seyircisi Daum'u mu çok seviyor Rıdvan Dilmen'i mi? Ne çıkar? Rıdvan Dilmen. Tabii bu doğrudur. Şimdi Aykut Kocaman teknik direktörlük yaparken Alex de Souza büyük bir oyuncuydu. Dolayısıyla Alex de Souza'yı sevmesi Fenerbahçe seyircisinin normal olabilir. Hayır, yani. O yönden bakmıyorum. Ben şöyle bakıyorum. Olabilir bunda bir şey yok ki yani. Ben şu taraftan evet. bakıyorum. Bu ankete katılanların çoğu 17-18-25 yaş tabii, bravo, çocuklar. O çocuklar tamam. Aykut Kocaman'ın evet, Fenerbahçe'deki bilmez, o futbolculuk dönemlerini aynen bilmezler. Aynen dere öyle. Ağzındaki dönemlerini bilmezler. Evet. Fenerbahçe forması o için oynadığını bilmezler. Tabii bak senin tamam gibi Sinan abi gibi evet, çok Fenerbahçe ve Beşiktaş forması için oynarsınız siz. Doğru siz buradan giderken taraftarı şov yaparak gitmezsiniz. Doğru Aykut Hoca da şov yaparak gitmedi. Bir dakika hiçbir zaman. Hayır hocam bir müsaade. Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'ye verdiğini Alex'e Souza vermemiştir. Bir daha söylüyorum. Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'ye kazandırdıklarını, ruhunu, verdiğini geceleri uykusuz kalmıştır Aykut Kocaman. Şimdi, Alex kalmamıştır. Ama futbolculuk, bu kadar net. Şimdi futbolculuk ve teknik ben Aykut Kocaman'ı şimdi, bir koyu bir Beşiktaşlı olarak hep ayakta alkışladım Fenerbahçe'deyken. Ertem'cim bak evet. Keşke oynamasa bak, diyordum bize karşı. Tespitin bir kere 10 numara tebrik ediyorum. Tespitin 10 numara. Şimdi yaşı 58 benim gibi 55 üstü evet. olanlara sorsan ki. 40 yaş. Sorsan bugün için desen ki işte Mehmet Topal'ı mı daha çok seviyorsun? Abdülkerim Durmaz'ı mı? Bugünkü gençler. Mehmet Topal çıkar. Ya o sen derler, anladın sen mı? Hayır derler. Mehmet Topal çıkar. Ama 55 yaş üstü beni seyredenler mutlaka Abdülkerim der. Değil mi hocam? Bu jenerasyon farkıdır. Bir de futbolculuk ayrı bir şeydir. Teknik direktörlük ayrı bir şeydir. Futbolcuyken Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'ye aynen. verdikleri inkar edilemez. Attığı goller, kazandırdığı kupalar, şampiyonluklar inkar edilemez. İnkar eden gözü kör olur. Ama antrenörlükte başarısız olursa her şey unutulur. Futbol böyle bir oyundur çünkü. Doğru. Senin ha. teknik direktörlüğün tartışılır. Ha kolayı var. Bak çok kolayı var. Hani sekreter, mekreter, Alex, kıskançlık diyorum ya. Daha 13 gün önce Aykut Kocaman diyordu ki Türkiye'ye biz şampiyon olacağız. Hadi yap da göreyim. Yap göreyim. İnşallah ya. Allah korusun diyelim ki hocam. Evet. Allah korusun. Allah korusun. Daha öyle gidiyorum. Bana göre. İkinci Allah, Allah korusun. Ben ikinci yap yine. Allah korusun derken Allah korusun. İkinciyi kabul ediyorum. Beşiktaş olsun. Ha, hak ediyorsa olsun ayrı bir şey. Yani ben Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istemem. O ayrı bir konu. Ama Allah korusun. Objektif görünce Allah korusun. Yani. Kendi adıma konuşuyorum. Ama dua etme abi. Dua etmiyorum. E diyorsun Allah korusun hayır. diyorsun. Peki o zaman. Allah göstermesin diyelim. Neyse. Beşiktaş olsun. İkinciye de kalın. İnşallah Fener olsun. Diyelim ki hocam. Evet. Yani Allah korusun şampiyon olursa diyecektim. Abi, Allah korusun şampiyon olursa. Abi. Ne evet. yaparsın? Nasıl? Bir daha söyle. Fenerbahçe şampiyon olursa evet. Tamam Aykut Kocaman derim. Artık futbol sekreteri değil. Harbi futbol teknik ne böyle bu? Ne yapacağım? Peki bir şey söyleyeceğim sana. Hocam. hocam dikkat et. Bak Aykut Kocaman'ı ben başarısı olunca ben de eleştiriyorum. Tamam mı? Fenerbahçe şampiyon olursa benimle
Cambartu tesislerine Samandıra'ya gelir misin? Aykut Kocaman. Almazlar ki beni. Ben seni aldırırım. Almazlar beni. Hocam bel bak ikimiz şampiyon olsun. Evet. Benle söz gelir misin? Aykut Kocaman'ı omuzlarımıza alacağız. Ben alırım. Bu yaşımda onu omuzlarıma ben alacağım. Ben kimseyi omuza alırım. Ben alırım hocam. Sen al. Ben alırım. Ben Fenerbahçe'yi şampiyon olsun. Tamam. Bugün eleştirdiğim Aykut Kocaman Fenerbahçe'yi şampiyon yapsın. Sezon sonu Samandıra'ya. Aykut Kocaman'ı omuzlarıma alacağım. Peki bak, yalnız şampiyon olamazsa. Bak daha öyle. Ben alırım. Aykut Kocaman şampiyon olamazsa. Hadi bırak şampiyon. Evet. İkinci de yapamazsa. Evet. Burada 15 dakika Şener Şen'in filmi döner mi? Hocam onu Fenerbahçe taraftarı. Ondan Fenerbahçe taraftarı mesuldür. Bak bir şey söyleyeyim mi? Bunlar hepsi onlarındır. Fenerbahçe taraftarını kandırmaktır. Bizi ilgilendirmez. Fenerbahçe bu akşam 4-1'lik bir skorla maç kazanmıştır. Fenerbahçe'deki transferlerin yarısı bomba. O Portekizli stoper bomba. Defans anlayışı bomba. O Giuliano Muliano falan getirdiler. Giuliano sıradan yani. İki tane adam var. Bir tanesi kesin iyi adam. Valbuena. Valbuena hiçbir lafı yok. Yansen iyiymiş gibi. Pozitif. Bir dakika. Atar be. Hocam atar. İyiymiş izlenimi veriyor okey. Yalnız bir özelliği var. Rakip arkasında koşu yapan, top tutan, dripling yapan bir özelliği yok. İri yapılı, geniş omuzlu. Tek vuruşlarda iyi bir oyuncu. Lafım yok. Solda da iyi oyuncu ama ikisinden bir tanesi oynayacak. Hocam şuna katılıyor musun? Ne? Bir de Yansen. Bak bir takımın kalecisiyle forveti surat asık kötü. Yok yok sevimli. Çok sevimli. Yansen çok sevimli. Bak sahada her an bir şey yapabilecek bir hava veriyor. Yansen yapı olarak yani, Hollanda'nın kültürünü Van Persie'den farklı almış. Futbol namusu çok yüksek, sevimli yaşında. Ve şeye aç bir oyuncu. Ben başarıya hiçbir lafım yok. 23 yaşında. Ben bu mesela Giuliano'dan bir şey görmedim. Var mı gören bir şey? Dirar'da görmedim. Hocam, İnşan'ın ben Şener'den farkını hiç görmedim. Çocuk hazır değil hocam. Görmedim. Bir dakika ya. Bir dakika. Moşlatan'ın ne var şey belli. Orada. Bir dakika ya. Portekiz stoperi nasıl buldunuz? Neto. Hocam bir tek topu oyuna iyi sokuyor. Ayakları iyi. Ama topu oyuna yok da mesela bugün Wagner hocam ben Neto'yu beğendim bak, vallahi. Yani bir şey söylüyorum. Bak Ertemciğim ben Defans'tan çok daha iyi. Bir şey yani. Söyleyeyim. Ben defans oyuncusu oynadım yıllarca evet. Bilirim. Ayakları düzgün, iyi bir oyuncu. Futbol zekası da var. Yalnız fizik güç olarak biz stoper için 18 hafif. Sonra. Bak bugün farkındaysanız Wagner Love bir ara bunlarla çocukla oynar gibi oynadı bir ara. Wagner iyi futbolcu. Bir soru soracağım. Bir Neto'yu yatırıyor. Bir soru soracağım. Yatırıyor. Bir soru soracağım. Fenerbahçe Türkiye'nin daha sert olmalı. En büyük takımlarından iki tanesinden mukayese. Reklama gireceksek bana 15 yok, saniye var. Değil. Galatasaray, Östersund gibi denen bir köy takımını elendi. Fenerbahçe, Vardar denen bir Balkan köy takımını elendi. Mutabık evet. Mıyız? Doğru. Evet. Şimdi Galatasaray ve Fenerbahçe aynı anda, aynı haftalar içerisinde büyük paralar bozup transferler yaptılar. Şimdi hem Fenerbahçe hem Galatasaray seyircisini aynı anda soracağım. Önce cevabımı ben vereceğim. Gomis mi? Soldado veya Jansen mi? Gomis. Cevabım Gomis. Devam ediyorum. Gomis. Maicon mu? Maicon mu? Stoper Maicon mu? Portekizli oyuncunun adı nedir? Neto. Neto mu? Maicon. Bence Maicon. Maicon hocam. Sağ bek. O torbacı kılıklı sevimli ama iyi sağ bek. Mariano mu? İssa mı? Mariano. Bence hocam. Mariano. Hocam Mariano. Bir dakika bence Mariano. Dirar mı? Bakın soruyorum. Dirar mı? Feguli'yi fazla izlemedik. Feguli mi? Feguli daha. Bence de Feguli. Hocam şimdi, bak oyuncu kapasite olarak Feguli. Ama... Şimdi Dursun Başkan dedik, şu dedik, bu dedik. Tudor dedik, Yarma dedik, hocalık geçmişi yok dedik. Bir tarafta da Fenerbahçe, en az Galatasaray kadar büyük takım. Ve Aykut Kocaman, efsane ya. Aldıkları oyuncuların 4 tanesini sayıyorum, en baba 4 tanesini. Stoper Galatasaray'ınki daha iyi. Golcüsü Gomis Galatasaray'ınki daha iyi. Sağ bek Galatasaray'ınki daha iyi. Sağ ön oyuncusu Galatasaray'ın daha iyiyse burada 2 ihtimal var. Ya Fenerbahçe'ye transfer yapan adamlar bu işi hiç bilmiyorlar. Ya da Fenerbahçe transferlerinde bilmediğimiz başka şeyler oluyor. Burada da kötü bir şey kastetmiyorum. Mal ortada. Gomis mi? Bakın Fener'e soruyorum. Hocam Galatasaray isimsiz futbolcularla Lucescu zamanında Felipe'lerle Felipe diyorum. Tabii Kerezler'le falan. Hocam soru cevabı belli hocam. Şimdi size soruyorum. Size soruyorum. Cevap belli. Eğer Fenerbahçe'de Aykut Kocaman önderliğinde çok bir üst akıl yapmışsa evet. Çok ilk etkili. İzlenimler Galatasaray'ın yaptığı 4 majör transferle Fenerbahçe'nin yaptığı 4 majörde kocaman bir fiyaskodur. Ama şey de söyle mesela Valbuena mı daha şu anda iyi mesela
Galatasaray'ın Belhanda'sı. Hangisi daha iyi? Valbuena. Valbuena çıkar. 4-1. 4-1. Onu da söyle. Hocam, hocam sana bu konuda katılıyorum. 4-1. Şimdi Galatasaray'ın transferleri. Hocam bak, Jansen daha hocam, 6 gün önce geldi. Biliyor, yeni geldi Jansen. Ama şu bir fark etmez. Apo. Yeni de gelse fark etmez. Seyredelim bakalım. Şu an Galatasaray'ı daha erken form tutmuştur. Galatasaraylı futbolcular şu an daha iyi durumda. Galatasaray'ın transferleri şu an daha hazır görünüyor. Belhanda istenilen düzeyde olmazsa bile. Fernando da yani ben evet. Mesela bir örnekleme yaptım. Galatasaraylar mesela kızmışlar. Fernando ile Bebeli, geri ne o? Geri Medeli kıyasladım. Feghouli var mesela. Bak, daha Feghouli de çok iyi futbolcu. Çok faydalı ben olacak daha. Ben sadece yani performansla alakalı dedim ki yani ben Medel, Fernando da Manchester'da, öteki de Inter'de oynadı falan filan neyse. Ben dedim ki Medel oynadığı zaman eğer iyi Medel daha iyi performans bir Melo tipinde bir oyuncu olabilir Beşiktaş'ta. Fernando daha yumuşak, daha topu bilen, daha akıllı bir oyuncu. Medel ayrı oynamadı şey. Ama daha ama Sinan ya. Ama eşit de diyebiliriz. He, eşit de diye ben yani, tanıyorum. Fernando da iyi, o da iyi. Yani hayır, şu Şili Milli Takımı'nda kaptan ayrı bir şey. Ha oynamadı ama ben tanıdığım için söylüyorum Medel'i. Fernando öyle biliyorum. Şimdi Galatasaray diyor ki abi Fernando öyle sen falan. Değil. Şimdi Gomez ile Cenk Tosun diyorlar. Evet abi. Bugünkü Cenk Tosun çok üstüne koydu. Ha Gomez bugün 7 gol atmış olabilir. Çok form. Bugün Gomez 3 gol atmış da olabilirdi. Mesela. O zaman da benim görüşüm aynıydı. 7'de de fark etmez. 3 atsaydı. Şimdi Adebayor. Adebayor Gomez'den daha iyi futbolcu dedim Adebayor. Abi Adebayor'un geçmişine baktın. Bence ben de. Onu tartışıyorum. Kariyerine bak diyorum. Bir dakika. Hocam geçmişinde. Kariyerine bakıyorsan. Bence de daha iyi. Yanlış. Yine mantığı yanlış. Kariyerine bakarsanız Türkiye'nin en büyük golcüsü. Bitik. Korkak. Van Persie. Van Persie değil hocam. Hayır hayır. Hocam. Ortadan bir dakika dur. Kariyer mi abi? Hocam. Hocam bugün atıyor ama. Kim atıyor? Adebayor atıyor. Bak şimdi ben vallahi çıkıyorum. Bir dakika ya. Bak. Ben Adebayor'un bu sene ligde bir tane gol attığını atıyorum. Hocam Fenerbahçe maçında falan. Ludogorets'e falan da atamadım. Hocam geçen sene de oynadı. Bak abi. Adebayor kötü demedim. Bak ben onu demiyorum. Şu anda Gomez. Ben dün yorumlarken 2 sene önce, 3 sene önceki Adebayor'un bu işin sorunun cevabını söyledim. Bir dakika bir saniye. Fenerbahçe'ye hocam Volkan'la beraber topu şaşırdı. Hocam Adebayor Adebayor bu kaç gol atmış bir dakika dur. Başka gol attı. Adebayor kaç gol attı? Bir. Hocam Van Persie. Bu sene bir. Değil bir gol attı. Hocam hayır kariyer olarak diyorum. Ben Van Persie'nin kariyeri değil. Ben şu anki futbolculuğunda demek istemedim. Geçmişten bakarak diye onu kıyasladım. Onu anladım. Adebayor tabii ki daha ama. Ben şunu söyleyeyim. Ama şu anda. Şu anda Türkiye'nin en etkili santraforu Gomez. Tartışmasız. Bugün için. Gomez'de Cenk Tosun'dur. Evet, evet. Hocam Gomez'de Cenk Tosun'dur. Gomez daha öndedir Cenk'ten. Bakın Cenk Tosun. Hocam bakın. Bunu uzun bakacaksın. Cenk mi Burak Yılmaz mı? Efendim? Cenk mi Burak Yılmaz mı? Bir dakika belki uzun bakacaksın. Araya şey gibi Sinan sokuyorsun hemen. Ama uzun yani bakamazsın Sinan. Ne yani malum. Form açısından Cenk Tosun abi çok. Bak, ne hocam, malum. Bunu uzun bakarsan belki Jansen gol kralı olacak. 32. Evet. Evet. O zaman ona bakacaksın. Şimdi burada ne diyoruz? Ben Jansen'le hiç Mario Gomez mi diyoruz? Ne diyoruz? Müthiş golcü diyoruz. 25 gol atmış. Evet. Geldiği zaman herkes de böyle bir tereddüt evet. Var. Acaba bilmem ne mi falan da filan diyorsun. Şimdi buradaki olay Mario Gomez. 25 tane attı gitti. Burada geldi nedir? Gomez. Ne attı abi şu ana kadar? 7. Tamam belki de bunu nasıl atmayacak? Lafım yok. 15'te kaldı mesela. Geçen sene Eren'in derdi yok. Öyle başladı. Mesela 15'te kaldı. 6 hafta 7 gol attı dedi ki uçacak. Bir daha ben öyle bakmıyorum. Ama Gomez ben, çok istekli. Ben arkadaşlar bak golcü şimdi Apo. Çok istekli. Tanju. Aa, müthiş. Golcudur. Müthiş. Çok iyi futbolcu değildir. Bak. Değil mi? Futbolcu olarak değil. Golcüdür, tek vuruşçudur. Gomez de santrafordur, tek vuruşçudur. Ben Cenk'i topla da oynuyor, çalım atıyor. Ya lafım yok. Adam geçiyor. Ben Cenk kötü demedim. Ben santrafor derken böyle bir komple eleştirme. Ha hocam yani bunu gerizekalı olman lazım. Şu an 7 gol atmış Gomez'i herhalde iyi diyeceksin. Sinan gollerin dışında şey. Ölümüne oynuyor. Çok çok. Bak, yürekten abi, oynuyor. Sanki abi. Yürekten Afrika'da oynuyor. Aç kalmış abi. İnsanlar gibi değil mi? Abi, aç Gomez'i, aç. Fotoğraf var. Sanki diyorlar ki. Şu an diyorlar seviyor. Ki Apo. İnanılmaz. Son bir senen. Bir sene sonra Allah korusun evet. Yani işte evet. Mefta olacaksın gibi öyle mücadele ediyor. Yani oyunda hep mücadele ediyor. Ama ben olaya öyle bakmadım. Ben Cenk Tosun'un Porto maçındaki performansından sonra alıyor, çalım Cenk. Atıyor, vuruyor. Cenk olağanüstü olduğunu bakıyorum arkadaş. Ya. Sanki 50 yıllık santrafor gibi. Bak Cenk'e, o da Şenol Güneş iddia ediyorum. Sen benim bir numaralı santraforum desin. Eğer Cenk 25'in altında atarsa... Ben de bu işi bilmiyorum. Bak, atar. Sen bu formanın, Beşiktaş. Bak bir forma senin.
Ama şu an Cenk'in oynayıp şey oynamayacağı belli değil. Yalnız bak bir şey söyleyeyim. Burak Yılmaz'a Ertan Süzgün sordu bugün özel bir röportaj. Bak es geçmeyin, Negredo Porto maçında 3. gol Babel'e attırdığı bir gol var. Hocam Negredo mükemmel. Oradaki kalite var komple ya. Mesela Cenk Tosun öyle bir gol attıramaz. Cenk Tosun öyle bir gol attıramaz. İnceleri falan gelişi, çok farklı. Gelişi, bindirmesi, çıkarışı. Sağa veriyor, sola veriyor. Onun için Galatasaraylılar çok farklı bir futbolcu. Galatasaraylılara mesela biz arkadaşlar. Farklı bir futbolcu. Şimdi Galatasaray'a biz cumartesi günü programımızda bu tip benzetmeler yapıyoruz. Bu daha mı iyi, o daha iyi, o mu daha iyi, o mu? Tamamıyla bunu siz orada biraz Beşiktaş'ı kolluyorsunuz. Beşiktaş'ı falan kollama. Hayır abi, ne alakası var? Abi gönlünüzden öyle geliyor. Bir dakika, kadroları ekrana getireceksiniz. Beşiktaşlı oyuncu. Beyler siz hem hocam bak akşam... telefona bakıyorsun, aklına bir şey geliyor. Bir şey anlatırken araya giriyorsun. Ya bitireyim ya. Tamam, ben sizin gibi uzatmam. İkiniz de Beşiktaş klanısınız. Ya. Cumartesi geceleri burayı Beşiktaş televizyonuna çeviriyorsunuz. Ve bu kadar itiraf ediyorsunuz. Arkadaş. Allah korusun Fenerbahçe şampiyonu. Demek ki Beşiktaş şampiyonu. Kadro eşleşmesi yapıyor. Allah korusun dedi. Kadro Allah korusun. Abi hoca kendine değil. Akşamdan beri söylediklerine baksana. Normal bir süre. Cin gibi. Şimdi bakın arkadaşlar. Şimdi dün akşam ne dedik? Gökhan Gönül mü dedik? Karşı sağbek Mariano mu dedik? Mariano dedik. Mesela eşleşme yaparken. Caner mi daha iyi dedik? Öteki taraftan baktık. Latovic mi? Caner dedik. Ya bu mantıklı. Ben şu yorum yaptım. Galatasaray'ın bir Taliskası yok dedim. Evet. Yani, ama Türkiye'de doğru. Taliska kimse diyor. Fenerbahçe'nin mesela Taliska'ya benzer sağ ayaklı Valbuena ona oynamaya çalışıyor. Şimdi düşün. İyi bir Snyder'in ahlaklı futbol anlamında takım için içini karıştırmayacak, karışmayacak, etmeyecek, düzgün çalışacak. Bu takımda olduğunu düşünseniz. Ben bunu örnek verdim. Yani örnekleme yaparken. Şimdi Fernando normal bir ön libero. Alıyor yanına veriyor. Ben diyorum ki İyi bir geri medeli, bir iyi bir zamanda Galatasaraylar seyretsinler. Bu benim fikrim. Şimdi Ali Huya, Sinan Engin, sen de futbolu. Abi bu benim fikrim. Ben bunu söylüyorum. Cenk Tosun da iddia ediyorum. Eğer Cenk Tosun sakatlanmasın, Allah korusun, sakatlanmasın. Toplamana bakalım ha. Şimdi Gomis avantajlı. Gomis tek kulvarda oynuyor ligde. Cenk Avrupa'da da oynayacak, bilmem ne olacak. Gomis'den aşağı gol atmaz Cenk Tosun. Ama Şenol Güneş'in ona... Bir şahsiyet. Nasıl şahsiyet? Sen benim santraforumsun. Yarın da zaten oynuyor. Oynuyor mu yarın? Yarın da zaten forvette oynuyor. Sercan Dikme'den gelen haber. Reklamam giriyor. Stoper'de Medel, forvette Cenk Tosun forma giyecek. Sevgili seyirciler, Ahmet Çakar bugün bir tweet attı. Beşiktaş'ın yarı iki kadrosu hemen verelim. Fabri, Adriano, Pepe, Medel, Caner, Tolga, Yatipa, Talişka, Quaresma, Cenk, Babel, Beşiktaş'ın 11'i Sercan Dikme'den gelen özel haber bu yönde sevgili seyirciler. Ayrıca şunu söyleyeyim. Çok kısa. Birisi uyandırdığı için söylüyorum. Bugün Fenerbahçe'ye deseler ki alın Enda'yı eşsiz olsun. Bayılırlar değil mi? Badu. Hocam. Sosa bugün Fenerbahçe'de olsa Fenerbahçe'nin oyun kimliği değişir. Aynen bravo. Aynen, Sosa bugün Galatasaray'da olsa Sosa bugün Galatasaray'da olsa Galatasaray'ın oyun kimliği Ertem değişir. Tekrar tebrik ederim gösterdi. Demek ki Fenerbahçe'nin kadrosu fiyaskodur. Kocaman bir fiyaskoyla karşı karşıyayız. Bir tek Valbuena kendini ispat Beşiktaş etti. Beşiktaş TV'ye çevirdin diyorsun demin hocam. Fenerbahçe kadrosu dün akşam adam bunu anlattı burada. Dedi ki Beşiktaş'ın dedi kadrosu. Siz bütün oyunculardan Beşiktaş'ı iyi gördünüz. Ya hangisi Fenerbahçe? Hocam ya? Bak ya bir Beşiktaş'ın kadrosuyla Beşiktaş marşı bile çalmadık ya. Zaman. Siz Beşiktaş'a Galatasaray'ı koydunuz. Evet. Hep Beşiktaşlı oyuncular dediniz ya. Koyalım beraber tekrar. Ya Gomez'den. Sinan abi Allah aşkına tekrar ne olursun bak rica ediyorum. Abi adam yedi gol attı diye Eren gelsin. Hatırlayın Eren derdi yoku. Ben dedim sana işte. Hatırlayın, hatırlayın gol attığı Galatasaray'ı getirin. 25 atar, 30 atar. Ayağın alışsın 25. Neler söyledik değil mi? Ligede öyle başladı. Korkunç başladı. Ben ona bakmıyorum. Galatasaray'la Beşiktaş'ın yan yana gitsene bir. Ben Gomez'in futbolculuğuna bir şey söylemedim. Ben Cenk'i bak bir örnekleme yaptım. Tamam. Tanju da santrafordu dedim. Başka santraforlar da vardı. Tanju golcüydü. İyi futbolcu klas ayrı bir şeydi. Şimdi Cenk komple sağa da koy oynuyor, sola da koy oynar. Tamam. Sant futbolcu olarak. Tamam. Ben futbolcu. Gomis çok iyi bir golcü. Cenk'ten daha iyi golcü olabilir. Ben bunu söylüyorum. Yani bunu örnekleme yaptım. Sinan abi, Abdülkerim abiye soruyorum. Buyurun, elini vicdanına koyar mısın bir? Elini vicdanına koyarak. Abdülkerim Durmaz sözü ya, olarak. Tamam, niye vicdan? Hocam Muslera mı Fabri mi? Bir saniye. He? Muslera mı Fabri mi? Muslera. Sadece isim söyle. Muslera. Muslera. Sağbek Gökhan Gönül mü Mariano mu? Gökhan Gönül oynamıyor ne zamandır. Gökhan Gönül. Hayır. İyi Gökhan Bana Gönül. Bana sormayacağım mı? Sana da soracağım. Ha. Şu anda Mariano. Mariano. Şu anı mı konuşuyorsun? Şu anı konuşuyorum. Evet. Ama bu olmaz öyle bir şey. Bir dakika tamam şu anı konuşuyorum. Evet, öyle istedi. Sana öbür türlü soracağım. Ayşe. Pepe mi Maicon mu?
İkisini koyarsan Pepe tabii ki yani. İkisini Pepe koyuyorum abi, hocam. Tabii yani. Serdar mı Tosic mi? Serdar. Latovlevici mi Adriano mu? Latovlevici daha bir maç oynadı ama hocam, Adriano mu Latovlevici mi? Adriano tabii ki yani. Atiba mı Fernando mu? Yüzde eşit. Eşit. Bir şey yazmıyorum ona. Şolga mı Oğuzhan mı? Oğuzhan daha klas. Quaresma mı Feghouli mi? Şu anda tabii şu anda Quaresma herif geldi. Hocam geldi. Bak işimize geldiği saniye. Zaman şu anda abi, demeyelim. 15 saniye. Şu andayız. Seni seviyorum. Abi bir dakika dur. Bir dakika. Talisca mı Ndiaye mi? Dur. Bana da aynısını söylüyorsunuz. Bir dakika. Bak, şu an 7 gol atmış. Bir dakika abi bak, ya. Şu an 5'in geçtiğinde bir gol atmış. Sen söylemiyorsun bak. Şu an 7 gol atmış konuşuyorsunuz. Şunu söyleyeceğim sana. Geliyorum. Şunu söyleyeceğim sana. Abdülkerim abicim bozma bak. Şimdi bak ne olur. Oyun farkı deme. Tamam da Talisca ile Badu Ndiaye'yi bir tanesi defansif orta saha öbürü kuvvet ağırlıklı adam. Hayır ben ilk 11'e göre söylüyorum. Ama yanlış mevkiler söylüyorsun. Sol abi taraf ya. Belhanda mı Babel mi? Sen Beşiktaş'ta Badu Ndiaye'yi... Tamam Talisca ile Ndiaye'yi çıkarttım. Belhanda mı Babel mi? Babel herhalde. Belhanda hiçbir şey oynamıyor evet Babel tamam. Cenk mi Gomis mi? Gomis. Peki söylüyorum sana. 1, Gomis. 2, 3, 4, 5 Beşiktaş, 4 Galatasaray dedim. Kendi öyle söyledim. Olur. Size göre 8 Beşiktaş, 2 Galatasaray. Hayır. Hayır. Akşam öyle yaptınız. Hayır. Öyle olmadı. Beşiktaş. Beşiktaş. Sana Galatasaray'ın oyuncuları. Yaz göreceğim. Yazıyorum. Fabi mi Muslera mı? Muslera. Tamam. Mariano mu Gökhan Gönül mü? Mariano. Gökhan yok şu anda. Peki. Pepe mi Maicon mu? Pepe. Serdar mı Tosic mi? Serdar. Latovlevici mi Adriano mu? Caner. Tabii Caner var daha evvel. Tolga mı Oğuzhan mı? Tolga demiyorum ben oraya. Ndiaye koyuyorum mevkiyi. Tabii. Ndiaye mi yoksa Oğuzhan mı? Ndiaye. İşte ben de ne, Oğuzhan mevkiye. Ndiaye sana ne kardeşim ben Ndiaye. Hayır Ndiaye ile Oğuzhan bana, bana değil ki. Beni bana açmaz. Ndiaye Atiba deyin. Ndiaye Atiba yapın. Atiba tamam, Ndiaye Atiba. Tamam Ndiaye. Ndiaye. Ndiaye tabii. Peki. Tolga'yı sorma bana. Ben Tolga'yı geç benden. Bana Fernando'yu kıyası. Abi. Fernando o Talisca mı o zaman? Ben şimdi. Hayır onlar önde. Fernando oynamayın. Dur dur. Ertem. Fernando mu Oğuzhan? Ben sana ortak keyif söyleyeyim mi 11'i? Bırak bana soru sorma. Fernando mu Oğuzhan mı diyorum ya? Ertem dur bir dakika. Ndiaye iyi futbolcu tamam. Abi heykeli dikilsin Beşiktaş çarşıya. Atiba 2 sene şampiyon yaptı. Bir Ndiaye bir yapsın da bir görelim. Yapmayın Atiba'ya da haksızlık yapmayın. Geçmişe mazi. Geçmişe mazi. Atiba geçen seneki Atiba değil. Hocam geçmişe lazım. Geçen sene sonlarda kestiler. Bekle hocam. Bir dakika. Geçen sene 26. haftadan sonra Atiba diye bir adam yok. Kestiler bu sene de yok. Abi. Sor abi sor. Söylüyorum Quaresma mı Feghouli mi? Öyle sorma. Feghouli bana solda sor. Sağda Quaresma, solda Feghouli, ileride Gomis. Bir dakika Belhan, Beşiktaş'ın Babeli ne oldu peki? Babeli istemiyorum ben oraya Feghouli koyacağım. Ne demek istemiyorum hocam? Ya bak, beni, hocam istemiyorum. Hocam Feghouli nerede seyrettin? Hocam Feghouli, Feghouli nerede seyrettin sen? Feghouli nerede seyrettin? Valencia'da. Efendim? Ne yaptınız? Neyini seyrettiniz? Valla İngiltere'de. Baştan bir şey oynasın. İstanbul'da seyrettin. Yapmayın bakın. Valencia'da, İspanya'da popülist davranmayın. Popülist davranmayın. Bu Beşiktaş düşmanlığını bırakın. Popülist davranmayın. Quaresma. Aynen öyle benim evet, popülist davranmayın. Feghouli solda oynayamaz. Beşiktaş düşmanlığını bırakın karşı taraf. Fernando, Badu Ndiaye, Talisca. Doğru. Talisca hiç lafım yok. Beyler, ha bu 28 tane oyuncu içinde 30 tane oyuncum var burada. Bir tane yıldız vardır. Talisca. Talisca. Beşiktaş düşmanlığını bırakın karşı taraf. Babel'le Feghouli daha olmamış çocuğun adını koymayın. Feghouli bir oynasın. Ndiaye iyi olabilir bir oynasın. Bir görelim. Atiba'ya araba alın. Para ya, verin. Bir dakika kardeşim. Sen Atiba 3 aydır bana onu söyle. Atiba geçen sene bırakın abi. İlk sene çok iyi oynadı. Hocam hala oynuyor Beşiktaş'ta. İlk 11'de yapmayın. Oynuyor abi ne olacak? Albenisi yok diye adama atmayın. Ben size kötü bir şey söyleyeyim mi? Atmayın. Bütün bu oyunculardan bir karma yaptıralım. 6'ya 5 filan çıkar. Evet öyle olur. Ben de öyle yani, diyorum. Beşiktaş'ta olur galiba. 6'ya 5 çıkar. 4'e 7 çıkmaz. 6'ya 5. Bunlar da 8'e 3 çıkıyor. 9'a 2 çıkıyor. Tabii bunlar utanmasalar 15'e 0 çıkartacaklar. Hocam bunlar utanmasa yedekleri de Beşiktaş'a koyacak. Hocam bir şey söyleyeyim mi sana? Şu an Beşiktaş'ın yedekleri de... Abi sağırlar bir bina alırlar ya. Yedekleri de... Bunlar var ya. Yani... Bunlar var ya. Beşiktaş'ın yedekleri de şampiyonluğu oynar. Peki şimdi çok beğendiğiniz Aykut Kocaman. Ben sizleri Kocaman'a ve çok saygı duyduğum Fener taraftarına soruyorum. Az önce şurada şeyi çıkar, isimleri koy. 28-30 tane isim var veya 24 tane isim var. Koysana kardeşim deminki şeyi, isimleri. Ne verdin Sinan abi suyuna? Verin bakayım arkadaşlar. Ben programdayız tamam. Fenerbahçe'nin ilacımı verdin Sinan buna. Kardeşim
Gecenize girdiniz, ben uyuyorum. Deminki şeyi koşarsanız işte kadroları. Veriyorlar hocam. Hazırlıyorlar. Koyar mı? Şu an hazırlıyor. Hocam bir de seninle görüşeceğiz. Niye? Yani görüşeceğiz derken yanlış anlama. Bugün attığım bir tweet. Geleceğiz oralara, acele etme. Yine mi tweet attın? Abi bu kadar mı zor geriye dönmek? Hocam geliyorum. Masa kilitlendi hocam, biliyorsun. 2018. Ulan çok çöktüm. 2017. Ne? Çok çökmüş. Ama fit oldun ha, biliyor musun? Arkadaşlar biraz daha geri olması lazım canım. Bence bak şimdi bu arada kadro. Bir dakika. Bak Ertem. Aşağı yukarı. Bu 24, Twitter'da. Bir dakika müsaade. Hocam bir dakika. Bu Instagram'da, sosyal medyada bakın. Küfür edenler. Yazıyorsunuz, çocuklar şimdi mi içeriden atıyorlar. Bitiririz hepiniz. Bakın ben size söylüyorum. Biz de ayak, bizim avukatlar değil. Polisler bunlara ne, neydi abi? Direkt tutuklama. Dün sen bir şey okudun. Evet, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden. Hala terbiyesiz Sedat Erdem diye bir terbiyesiz. Ahlaksız. Hangi takımın olduğunu söylemiyorum. Sedat Erdem. Yazdığın yazı şimdi hayır, kaydedildi. Tabii. Ve alacaklar senin de ifadeni görürsün. Çok yakın olsun. Sedat Emniyet Erdem. Sonra diyorsunuz ki ya bizi avukatlara, onlara, bunlara falan. Yok, senin de öyle her türlü en kolay hakkın değil öyle küfür etmek istediğin gibi. Terbiyesiz, ahlaksız. Bravo, karından, bravo, çoluğundan, çocuğundan, bravo, utan. Bravo. Beşiktaş kranları. Terbiyesiz. Ersan Martin'in kardeşi Erkan Martin Almanya'da. Sedat Erdem. Yazmış, tamam. Sedat Erdem terbiyesizi. Şimdi. Tamam mı? Saygıdeğer Fenerbahçe taraftarı. Beyler susarım, konuşmam. Ayıp oluyor. Hangisi daha? Burada spor programı. Şevki edilen küfürleri konuşacak halimiz yok burada 15 dakika. Hocam evet, sen de ama sen en demokratik hakkı diyorsun edilen küfürleri. Biz de beğenmemiş medelle şeyi, Fernando'yu. Sanki Fernando'nun şeyi, boyfriend'i yani herhalde Sedat'ın. Herhalde öyle yani. Sinancığım müsaade etsen bir saplama yapacağım. Ha, o sayı bir daha da sonra konuşmayacağım. Ne bileyim ben, buyurun. Beyler, sevgili Fenerbahçe taraftarı, aziz kardeşlerim. 20-25 milyon kişisiniz. İki takımdaki şurada 24-25 tane oyuncunun neredeyse yarısı son bir veya son iki sene içinde transfer edip kulüplerine kazandırıldı. Hepiniz futbol bilgisi olan çocuklarsınız. Burada 24 tane kişiden bir 11 çıkart dersek 5'e 6, 6'ya 5 çıkartırsınız. Allah aşkınıza şimdi soru şu. Buraya Fenerbahçe'den Valbuena dışında bir adamı yazarken vicdanınız sızlar mı? Cevap evet. Şertel. Evet, ne Şikertel? Şikertel. Hayır abi, ben Bayburlu Pepe'nin yanında Şikertel. Bayburlu'nun yanında da Şikertel oynatır. Bravo. Pepe'nin yanında. Pepe'nin yanında ve Maiko'nun yanında. Pepe Şikertel. Ben Maiko'nun yanında. Ben Şikertel'in yanında Maiko'da koyarım. Ben almam. Pepe'yi almazsın. Hayır şey hocam, şeyin yanında ya. Ne o Şikertel'i ya? Şikertel ben alırım ben abi. Pepe'nin yanında Maiko'nu Şikertel ben de. Pepe'nin yanında. Bakın arkadaşlar, ben sana ben temiz bir kadro yapayım mı? Bak tertemiz bir kadro yapayım mı? Yap abi, yap. Mustera. Sağ tarafta Mariano. Sol tarafta Caner Ergin. Ne o? Maikon. Ne o bizim Pepe? Orada dur. Orta aynıyız. Olsan, aynıyız. Orta sahaya bir tane Oğuzhan'ı koyarım. Yanına Endia'yı koyarım şimdi genç diye. Ben Oğuzhan'ı da koymam. Fernando'yu koyarım. Çalisco'yu koyarım. Sağ tarafa Quaresma'yı koyarım. Solo Babel'i koyarım. Öne Gomez'i koyalım. Ayağınız alışsın. Valbuena'yı koymaz mısın? Efendim? Valbuena'yı koymaz mısın? Valbuena'yı koymam şu an. Ne? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Abi bak. Abi, olmaz. Babel var abi. Bir dakika Sinan. Ben kadromu söyleyeyim mi? O zaman ben de kadromu söyleyeceğim. Bir dakika önce ben söyleyeyim. Söyleyeceğim. Kadromu okuyorum. Seni de oynatacağım. Önce ben söyleyeyim.